Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi 1 Kasım seçimlerinden bu yana iki darbe gerçekleşti. Bir zamanlar hoca vardı, bir Beyinoğlu, zor Beyinoğlu diyordunuz, yere göğe sığdıramıyordunuz, Davutoğlu hoca diyordunuz, emir geldi, bir gecede tam %49,5 oy almış hocayı paketlediniz, kenara attınız. %49 alarak başbakan olan bir insanın görevden çektirilmesi dünyanın her yerinde açık bir darbedir. Değerli arkadaşlar, maalesef demokrasiyi tutu atan, milli irade diye caka satan AKP'nin, AKP grubunun gerçek yüzü aslında bu darbeyle bir kez daha ortaya çıktı. 29 Nisan gecesi açık bir darbe yaşandı. Yolsuzluk yapan kardeşim olsa kolunu koparırım diye geldi. 4 bakanı mecliste Yüce Divan'a göndermeyi içinden geçirdiği için bir gece sarayda onun kafası koparılarak bir kenara bırakıldı. Dün yaşa var ol diye alkışladığınız, önünde sıraya girdiğiniz seçilmiş başbakan bir kişinin darbesiyle yere serildi. Değerli arkadaşlar, bakın bu 12 Eylül'de askeri darbesi tanklarla, toplarla, silahlarla yapıldı. 29 Nisan'da Ahmet Davutoğlu'nun görevden alınması bir adamın bir parmağıyla yapıldı. İn dedi, indirildi. Bu siyasi tarihimize bir darbe olarak geçti. Bu darbeye de göz yuman olarak sizler geçeceksiniz. Değerli arkadaşlar, bir başka hocanız daha vardı. Onunla yıllarca, ona yıllarca hoca efendi dediniz. Eteğinizi öpmek için sıraya girdiniz. Gazetelerini okur, televizyonlarını izler, okullarına giderdiniz. Birlikte olimpiyatlarda hasretlik nutuklar atar, birlikte ağlar, birlikte gülerdiniz. Gazetelerini okurdunuz. Yıllarca kol kola girdiniz, aynı hedefe, aynı menzile farklı yollarla yürüdünüz. Hoca Efendi'nin müritleri darbeye kalkıştı. Uçaklarıyla bu bina dahil birçok mekanı bombaladı. 248 tane insanımız alçakça şehit edildi. Ama maalesef o darbelerin sonucunda hala akıllanmadığınızı, hala bundan ders almadığınızı görüyoruz. Değerli arkadaşlar, darbelerin panzehiri baskı değildir. Darbelerin panzehiri insanları tutuklamak, cezaevine atmak değildir. Darbelerin panzehiri demokrasidir, özgürlüktür, eşitliktir değerli arkadaşlar. Yine bu darbelerden ders almadığınız ortaya çıktı. Bakın, bir devleti bir cemaate teslim ettiniz. Ders aldınız mı? Asla. Fethullah gidiyor, başka cemaatler geliyor. Sağlık Bakanlığı'nda filan cemaat, İçişleri Bakanlığı'nda filan cemaat, Çalışma Bakanlığı'nı bilmiyorum, Orman Su İşleri Bakanlığı'nı bilmiyorum. Orada da muhtemelen farklı farklı cemaatler vardır. Aklınızı başınıza alın. Eğer laiklik ilkesini yok ederseniz darbeleri bir kez daha hazırlıklı olun değerli arkadaşlar. Bakın değerli arkadaşlar, bu ülkeyi yıllardan beri çoğunlukla yönettiniz. Çıkardığınız yasalarda benim de bulunduğum dönemlerde uzlaşma aramadınız. Çoğunluk güçtür, biz çoğunluğumuzla her şeyi yaparız dediniz. Ama tarihte bunun yanlış olduğunun yüzlerce örneği var. Her çoğunluğun dediği doğru olsaydı Sokrates'in savunmasını bilmezdik. Sokrates baldıran zehri içirterek öldürülmezdi. Her çoğunluğun dediği doğru olsaydı Hallacı Mansur ipe çekilmez, dünya yuvarlak dediği için Galile öldürülmezdi. Çoğunluğun her dediği doğru olsaydı %92 oyla kabul edilen 12 Eylül Anayasası'nı bugün bir tek insan savunabilirdi. HSK'yı, yargıyı tamamen Fethullah'ın eline teslim ettiğiniz 12 Eylül 2010 referandumu %58'e kabul edilmezdi. Değerli arkadaşlar, geçmişinizde sadece darbeler yok. Son bir yıl tam anlamıyla bir katliamlar tarihi. Bugün bu kürsüye çıkardığım resim, fotoğraf AKP'nin bütçesinin kısa bir özeti değerli arkadaşlar. Bu kısa bir özet. Eskiden Orta Doğu ülkelerin başkentlerinde, Bağdat'ta, Kabil'de bombalar atılırdı. Bugün Türkiye'nin hiçbir kenti güvenli değil. 10 Ekim Gar Meydanı'ndaki barış mitinginde, Merasim Sokağı, İstanbul'un kalbi İstiklal Caddesi'nden Ankara'nın kalbi Kızılay'a, oradan Gaziantep'teki düğüne birçok yerde katliam yapıldı. Mardin'de, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Atatürk Havalimanı'nda yüzlerce insanımız hayatını kaybetti. Çocuklar babasız, analar evlatsız kaldı. En son 2 gün önce
İnönü Stadı'nın önünde 44 polisimiz ve sivilimizin olduğu insanlarımız katledildi. Son bir yılda 450 tane insan canlı bombadan dolayı hayatını kaybetti. Değerli arkadaşlar, bütün bunlar olurken MİT güvenlik güçleri bu bombacıları, teröristleri değil, hükümetle ilgili eleştirisel paylaşım yapan, sosyal medyada paylaşım yapan insanları takip etti. MİT teröristleri takip edeceğine Türkiye'deki muhalif insanları takip etti. Değerli arkadaşlar, son bir yılda 18.257 tane iş cinayeti var. Dünyada üçüncü, Avrupa'da birinciyiz iş cinayetinde. Son 8 yılda tam 1692 tane kadınımız cinayete kurban gitti. 238 kadın ise bu yıl cinayete kurban gitti. Hükümetin resmi yayın organında hamile kadın sokağa çıkamaz denildi. Bir hafta sonra kadına saldırıldı. Değerli arkadaşlar, bir ülkenin gelişmişliği sadece ki bütçedeki rakamlarıyla ölçülmez. Bir ülkenin gelişmişliği o insanların, o ülkedeki insanların nasıl öldüğüyle ölçülür. Bakın, bizim ülkemiz farklı ölümler ülkesi, ucuz ölümler ülkesi. Dünyada örneği yok bizim ölümlerin, değerli arkadaşlar. Her yıl yüzlerce insan soba gazından ölüyor. Her yıl yüzlerce insan yüzme bilmediği için ölüyor. Her yıl yüzlerce insan mantardan zehirlendiği için ölüyor. Her yıl yüzlerce insan farklı sebeplerden ölüyor değerli arkadaşlar. Sevgili milletvekilleri, terör örgütleri ülkemize cirit atıyor. Bakın, bugün PKK, IŞİD güçlüyse hükümetin verdiği talimatla güçlüdür. MİT'e duyma, valiye görme, askere vurma dediniz. Bütün Türkiye oluk oluk kan akmaya başladı değerli arkadaşlar. Bugün IŞİD varsa, PKK insanlarımızı katlediyorsa bunun sorumlusu hükümettir, bunun sorumlusu AKP'dir. Uzunca yıllar sonra insanlar sizleri yaptığınız köprülerden, çılgın projelerden hatırlamayacak. Diyecekler ki ölen çocuklar birbirlerinin fotoğraflarını taşırdı. Deniz Gezmiş'in fotoğrafını Ali İsmail Korkmaz taşıdı. Ali İsmail'in fotoğrafını dün katledilen Berkay Akbaş taşıdı. Berkay Akbaş'ın fotoğrafını da bir başka çocuk taşıyacak. Katledilen çocukların isimlerini anmakla geçiyor ömrümüz. Bu ölüm döngüsünün sebebi sizsiniz. Ölen çocukların, anaların, babaların, eşlerin ahını aldınız. Bu topraklara kin ektiniz, öfke ektiniz, düşmanlık ektiniz. Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak tek çözüm değerli arkadaşlar, toplumsal barışı inşa etmek, hoşgörü inşa etmek diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim başkanım.